Efendim hoş geldiniz. Çok vaktinizi almadan bu gelen, yaklaşan sağanak yağışın detayıyla başlayacağım. Kuvvetli bir sağanak geliyor. Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun batısında öncelikle etkili olacak. Yarın gün ortalarına doğru kendini göstermeye başlıyor. İstanbul'da yağışın miktarı yaklaşık 20 kilogramı bulabilir. Yer yer üzerine çıkabilir. 25 kilogramı bulabilir. Şimdi 25 kilogram deyince 25 kilogram ne demek? 25 kilogram aslında çok çok yüksek miktarda bir yağış değil ama İstanbul gibi bir metropolde tabii bu 25 kilogram yağış ciddi bir yağış demek. Dolayısıyla su baskınları yapabilir. Biraz daha güneye indik, Marmara Denizi'nin altına indik. Geldik Bursa'ya, Balıkesir'e. Bu alanda bazı merkezlerde yer yer 50 kilograma kadar yağışın miktarı çıkabilecek. Bu ne zamana kadar olan yağış? Çarşamba sabahına kadar olan yağıştan bahsediyoruz. Bunun toplamı. Dolayısıyla umuyoruz ki güne yayılmış bir yağış alırız. Görünen de o. Dolayısıyla İstanbul için hani irli ufaklı su baskınlarının ötesine geçmez. Onu da bulmamasını ümit ederek bunu söylüyoruz. Ama Bursa, Balıkesir çevrelerinde, Çanakkale dolaylarında yer yer, örneğin Burhaniye çevrelerinde 50 kilogramı yağışın miktarı bulabilecek. Aynı 50 kilogramı bulma ihtimali bulunan yerler İzmir, ondan sonra Muğla, Aydın, kısmen Denizli içerisinde olmak üzere kuvvetli sağanaklar bu alanda da, yani yaklaşık 35, 40, 45, 50 kilograma kadar yağışın miktarının çıkabileceği, çarşamba sabahına kadar, tekrar söylüyorum, 50 kilogram yağışta su baskınları yapabilecek ve topografik yapıya bağlı olarak da hayatı ciddi anlamda etkileyebilecek bir yağıştır. Yani dere yatağına yakın bir çevredeyseniz ya da üzerinde ya da köylerde suyun yatağına yakın bir bölgedeyseniz dolayısıyla bu bir risk demek. Dolayısıyla bulunduğunuz coğrafyaya göre çevredeki meteoroloji birimleriyle iletişime geçmenizde fayda var diyoruz. Bu yağış İç Anadolu'ya doğru ilerleyecek. Yani çarşamba, perşembe daha çok İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de kendini gösterecek. Arkasından sistem ömrünü tamamlıyor. Biraz mola, arkasından birkaç sistem daha var. Şimdi önümüzdeki 10 günlük dönemde su baskını ve sel yapabilecek 3 tane dalga görünüyor. Özellikle Ege bölgesi için, Marmara'nın güneyi için. Oradan İç Anadolu'ya ve doğuya doğru ilerleyecek. Tabii kara üzerinde devam edince enerjisini yitire yitire gidiyor. O nedenle ilk etapta giriş yaptığı Ege'de en fazla gücünü ortaya koyuyor. Bu arada Doğu Anadolu'ya çarşamba perşembe gelecek yağışlar kuzeyinde Kars, Erzurum, Ardahan dolaylarında karla karışık yağmur, gece ara ara kar şeklinde yağış yere inebilecek. Bunu da altını çizelim. Başlayalım mı? Şimdi basınç haritamız diyor ki bize bir yüksek basınç var. Avrupa'da kolu bize kadar uzanıyor diyor. Hemen geldik baktık. Bizde durumumuz nasıl? Ciddi bir alçak basınç girişi var mı? Hayır. O nedenle umudumuz o Marmara'daki kuzeyindeki yağışların böyle kuvvetli sağanaklar şeklinde aniden inmeyeceği yönünde. O nedenle 20-25 kilogramlık yağış su baskınları yapabilir ama yani bunun 1-2 saatte inmesi var. Bir de güne yayılarak inmesi var. Etkisini biraz azaltacaktır. Ege için ummuyor muyuz? Umuyoruz ama oradaki tablo biraz daha farklı. Orada biraz daha kuvvetli yağış yere inebilecek gibi bir görüntü var. O nedenle burada ummaktan ziyade tedbiri ağırlıkla aman diye altını çiziyoruz. Marmara'nın güneyiyle beraber başlıyor. Yani Çanakkale, Balıkesir dolaylarıyla başlıyor. İzmir bu alanda, Aydın bu alanda, Muğla bu alan içerisinde bulunuyor. Şimdi basınç haritamızdan geçelim. Yağışlara bakın, orada göreceksiniz. Avrupa'nın güneyi komple yağış alıyor. İspanya'da kıyılarında özellikle iç kesimlerinden kıyılarına doğru uzanan kuvvetli sağanaklar var. Yani yalnızca kıyıda değil, iç kesimlerde de öyle. Pirene dağlarına yağış çarpıp Fransa'ya çok fazla geçiş yapamıyor. Hemen dünyayı çevirdik, baktık. Bakın şimdi şöyle 23 Kasım'dan itibaren ilerleyelim. Bakın öğle, öğleden sonra akşam saatlerinde Marmara'yı görüyor musunuz? Renkler yeşil, oradan turuncuya doğru dönmeye başlıyor. O turuncuya döndüğü yerler, görüyor musunuz? Çanakkale çevreleri, arkasından Ege'ye doğru kıvrılıyor bu yağışlar. Yani yarın akşam saatleri ve ardından çarşamba Güney Kıyı Ege'de kuvvetli sağanaklar. Öncesinde de Çanakkale,
İzmir aralığında, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir aralığında kuvvetli sağanaklar göreceğiz. Bir de sıcaklığa bakalım. Avrupa bayağı bir soğudu ve bizde de hava soğumaya hazırlanıyor. Neden? O kuzeydeki soğuk hava bize doğru uzanıyor. Ama bize tam net bir giriş yapamıyor, görüyorsunuz. Sıcaklık değerlerini kuzeyden başlayarak düşürüyor. Bu yağışla beraber hava bayağı bir soğuk hissettirecek. Zaten hava kapalı. Yağmur da var. Sıcaklık da 5 derece düşüyor. Dolayısıyla bir kış tablosu ortaya çıkacak. Hani nedir o değerler? İstanbul örneğin 11-12 derecelere iniyor. Başkent 10 derecelere iniyor. İzmir 20'nin üzerinden iniyor 16-17 derecelere. Dolayısıyla hissedilir. Bir azalış var zaten sıcaklıkta. Üzerine kapalı hava ve yağış. Bayağı kalınca kıyafetler isteyecek. Haberiniz olsun. Efendim durumumuz bu. Yine görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diye hatırlatmada bulunuyoruz. Sonra da önümüzdeki birkaç güne bakıp simülasyonumuzu yerleştiriyoruz. Meraklısına izlemek üzere. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.